Sevgili izleyiciler, şimdi Ankara'ya gidelim. Çoklu baro sistemi ile ilgili 28 maddelik teklif meclise sunuldu. Ayrıntılara göz atacağız, değerlendireceğiz ama şimdi Ankara'da arkadaşımız Seda Küs meclisin önünde ve yanında değerli bir konu var. İyi Partili Aksaray Milletvekili Avukat Sayın Ayhan Erel Seda Küs'ün konu olacak. Seda, şimdi ayrıntıları hem senden dinleyelim, meclisteki son gelişmeleri hem de değerli konuğunla sohbeti gerçekleştirmen için sözü sana bırakalım. Yeşim Elmaz, ben konuğuma dönmeden önce hemen bir sıcak bilgiyi aktararak yayınımıza başlamak istiyorum. Bugün AK Parti grubunda grup başkanı ve grup başkan vekilleri için bir seçim yapıldı. Oylama aslında bitti. Birazdan da bir açıklama yapılacak. O açıklamadan önce biz hemen grup başkanı ve başkan vekilleri hakkında bilgi verelim. Naci Bostancı mevcut grup başkanıydı ve başka bir aday da olmadı. Mevcut başkan grup başkanı Naci Bostancı ile devam etme kararı aldı AK Parti cephesi ve grup başkan vekillerinde de bir değişikliğe gidilmedi. Yine Özlem Zengin ve Cahit Özkan gibi isimler de grup başkan vekilliğine devam edecekler. Bu bilgiyi verdikten sonra hemen sizin biraz önce belirttiğiniz gibi çoklu baro düzenlemesini de içeren kanun teklifine geçelim. Kanun teklifi bugün meclise sunuldu ve Cahit Özkan açıklama yaptı meclise sunulmasının ardından. İşte çoklu baronun, nispi temsilin ne anlama geldiğini buna ilişkin konuğumla değerlendirmeleri hemen yapacağız. Yanımda İyi Parti Aksaray Milletvekili, aynı zamanda avukat Ayhan Erel var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben AK Parti grup yönetimine seçilen arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sayın Erel, hemen şu soruyla başlayalım. Şimdi Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı bir çoklu baro düzenlemesini içeren bir kanun teklifi bugün meclise sunuldu. Sizin İyi Parti olarak çoklu baroyu da içeren bu kanun teklifine karşı tavrınız nedir? Neler düşünüyorsunuz bir avukat olarak da? Şimdi tabii siyasi irade Türk milletinin her katmanını, her ferdini, her kesimini mutlu ve memnun etmek zorundadır. Yani siyasi iradelerin görevi milletin kendilerine verdiği temsil görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ama son dönemlerde baktığımızda AK Parti maalesef toplumun her kesimini rahatsız edecek, huzursuz edecek düzenlemelere başvuruyor. Bunlardan bir tanesi de avukatlık yasasını değiştirerek Barolar Birliği'ni kendine yandaş bir baro oluşturma çaba ve sevdasında olduğunu görmekteyiz. Yani şimdi baktığımızda bir kamu hizmeti gören ve kamu hizmetini yerine getiren ve yargının üç ayağından biri olan savunmanın temsilcileri avukatların en üst düzeydeki meslek örgütlerine AK Parti ne yapmak istiyor? Ele geçirmek istiyor. Yani bu kanunun, bu uygulamanın tek gerekçesi AK Parti kendisine yandaş bir baro oluşturmak istiyor. Türkiye Barolar Birliği ve barolar Türkiye'de adaleti, hukukun üstünlüğünü, evrensel hukuk kurallarını savunan, bir yerde haksızlık ve hukuksuzluk varsa tavrını ortaya koyan, demokratik yolla tepkilerini gösteren bir meslek örgütü. Dolayısıyla Türkiye'de AK Parti'nin icraatlarına karşı, adaletsizliğine, hukuksuzluğuna karşı yüksek sesle düşünebilen ender meslek örgütlerinden, kuruluşlarından bir tanesi de Türkiye Barolar Birliği idi. Dolayısıyla bu ses siyasi iradeyi, AK Parti'yi rahatsız etti. Bundan rahatsız oldukları için de kendileri gibi düşünen, kendilerinin hazırladığı metni kamuoyuyla paylaşmayı kendisine ilke ve görev edinen bir baro kurmak istiyorlar. Bu nedenle de Türkiye Barolar Birliği'ni parçalamak istiyorlar. Şimdi AK Partili arkadaşlar işte nispi temsil sisteminin, temsilde adaletin sağlanmadığını, Ankara, İstanbul, İzmir barolarının delege sayısının çok olduğunu, bu delege yapısıyla birlikte bu Ankara, İstanbul, İzmir barolarının barolar yönetimine egemen ve hakim olduğunu söylüyorlar. Bunun kolayı var. Ne yapılabilir? Şimdi tüm baroya kayıtlı avukatların sandık başına gittiği ve iradelerini sandığa yansıttığı bir seçim sistemi getirilebilir. Yani Türkiye'de 140 bine yakın avukat var. Bir gün tespit edilir. O günde tüm avukatlar sandığa giderek Barolar Birliği Başkanı, Baro Birliği'nin yönetimini, ildeki baro başkanını ve yönetim kurulunu seçebilir. Böylece hem katılımcı bir seçim olur ve herkes düşüncesini, görüşünü ortaya koyabilir. Hem de işte temsilde adalet yoktu algısını da ortadan kaldırır. Şimdi uygulamayla
her ilde başkan ve 3 tane delege seçilecek. Yani şimdi diyelim ki 35 tane avukatı olan bir baroda 4 delegeyle temsil edilecek. 4700 tane avukatı olan bir ilde 4 delegeyle temsil edilecek. Ben şimdi burada AK Partili arkadaşlara, milletvekillerine, bu kanunu hazırlayanlara soruyorum. Bu nasıl adalet? Bu nasıl adalet? Nasıl nispi temsil? Nasıl temsilde adalet? Şimdi 35 avukata da 4 delege veriyorsunuz. 4700 avukata da 4 delege veriyorsunuz. Bunun önüne geçmek lazım. Bütün avukatlar sandığa gitmeli ve iradeleriyle baronun yönetim organlarını seçmelidir. Yani hemen şunu... çoklu baro olursa ne olur biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de yargıya güven %23'lerde, %20'lerde. Yani yargının siyasallaştığı söyleniyor. Yargının siyasallaştığını ve ısmarlama kararlar verdiği söyleniyor. Bundan dolayı da Türk milleti artık yargıya güvenmiyor. Şimdi siz yargının diğer ayağı olan savunma mekanizmasını da siyasallaştırırsanız o zaman yargıya olan güven tabiri caizse yerlerde sürünür. Şimdi şöyle örnek verelim Seda Hanım. Siz biliyorsunuz avukatlardan hakimliğe geçiş yapılıyor. Siz Maraş'ta AK Parti Genç Kolları Başkanlığı yaptınız ve hakim oldunuz, avukattınız. Ben de Aksaray'da AK Parti'ye yakın baroda avukatım. Karşılıklı duruşmadayız. Siz vicdanınıza ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verdiniz. Davayı kaybeden taraf aynen şunu söyleyecek. Hakim AK Partili. Karşı tarafın avukatı da yandaş baroya kayıtlı avukat. Dolayısıyla benim hakkımı yediler. Olur mu böyle şey? Yani bırakın avukatlar bir baroda bugüne kadar getirdikleri gibi bu uygulamaya devam etsinler. Siz eğer avukatlardan böyle bir talep yok sizin dediğiniz gibi. Yani 80 tane baro başkanı biz çoklu baroya karşıyız diyor. Şimdi AK Partililer ne diye bağırıyor? Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet. Avukatlar da tek baro diye haykırıyor. Onların huzurunu bozmayın. Siyasi iradenin görevi huzuru sağlamak. Şimdi ben yeni hukuk fakültesini bitirmiş bir gencim. AK Parti'nin dünya görüşüyle, siyasetiyle de hiçbir ilgi ve alakam yok. Ama mesleki ve ticari kaygılardan dolayı AK Parti'ye yakın baroya kayıt olmak zorunda hissedeceğim kendimi. O zaman ben şahsiyetimden, kişiliğimden, kimliğimden ne yapmış olurum? Taviz vermiş olurum. Böyle şey olabilir mi? Bu sendikalarda yaşanıyor. Mesela Ecevit hükümeti döneminde, 57. hükümet döneminde bir ilde hükümete yakın bir sendikanın 5000'e yakın üyesi varken hükümet değiştikten sonra, AK Parti iktidara geldikten sonra oradaki üye sayısı 400'lere düştü. Bütün memurlar gittiler AK Parti'ye yakın sendikaya yoldular. Niye? Tayinleri kolay olsun, terfileri kolay olsun, makam mevkiye daha kolay gelebilsinler. Ama avukatlık öyle değil ki. Avukatlık adaleti savunuyor. Herkese lazım avukat. Avukatların siyasallaşmaması lazım. Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Başka ekleyeceğiniz bir husus var mıdır? Yani biz İyi Parti olarak diyoruz ki çoklu baro avukatlık müessesesine zarar verir. Bu sevdadan vazgeçin. Eğer temsilde sıkıntılar varsa, büyük baroların barolar birliği üzerinde bir egemenliği söz konusuysa gelin bunun üzerinde tartışalım. Ve tüm avukatların seçime katıldığı ve baro organlarını seçeceği nispi temsil sisteminin uygulanarak herkesin aldığı oy oranında baroda temsil edilmesine imkan sağlayan bir hukuki ve yasal düzenlemeyi yapalım. Ve yine mesela baro başkanlarının da eğer 2 yıl olarak kalacaksa en fazla 3 yıl ve 4 yıl olarak düzenlenecekse ki biz 4 yıl olmasından yanayız. Onun da 2 yıl olarak 2 dönem olarak tekrarlanmasını yine baro yönetim kurullarında görev alanlara kıdem şartı konuluyor. İşte 5 yıl avukatlık yapma şartı. Bu gençlerin önünü kapatıyor. Bu kıdem şartının da kaldırılarak tüm gençlerin, madem ki gençlik bizim ümidimiz, geleceğimiz, gençlerin de baro organlarında görev almalarının önü açılsın diyorum. Bu vesileyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.
Evet Yeşim Elmas Aksaray, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel aynı zamanda kendisi avukat. Çoklu baro teklifi bugün meclise sunulmuştu. İYİ Parti'nin çoklu baroya ve teklife karşı nispi temsili de içeren düzenlemeye karşı tavrını açıkladı. Nispi temsilde bir sorun varsa eğer buna karşı tabii ki düzenlemeler yapılabilir. Buna karşı katkı sağlayabileceğini söyledi İYİ Parti'nin ama 80 baronun ve Türkiye Barolar Birliği'nin de karşı çıktığı çoklu baroya karşı İYİ Parti'nin de karşı bir duruşu olduğunu aktardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.